Ademan, Adaman aşireti. Ünlü Kürt aşiretleri araştırmacısı Doktor Fritz'e göre, Ademan aşireti Van ve Ağrı bölgelerinde yaşayan Şikaki aşiretinin bir kolu olarak kabul edilmiştir. Ancak bu görüş yanlışlıkla temsil edilmektedir. Hasanan ve Haydaran aşiretleri gibi Van'a mezun aşiretleriyle akrabalığı birçok kaynak tarafından doğrulanmıştır. 1555 ile 1556 yılları arasında Mardin'in Delik ilçesinden Van bölgesine Şemskanlı Hamza Bey döneminde geldikleri kabul edilir. Bu dönemde Ademan, Livi, Şevri Şikaki, Şemski ve Balikurdu gibi aşiretler Koçer yaşam tarzıyla tanınmaktadır. Önceleri İran, Musul, Şehrizor yakınlarındaki Zam Kalesi çevresi, Suriye ve Botan'daki Fınlık Kalesi çevresinde yaşamışlardır. Fınlık Kalesi döneminde liderleri Apa Han'dı tarihçiler, onların Eyyubi devletinin devamı olan Hasan milikanları aşiretlerinden geldiğini belirtir. Bu nedenle, bazı bölgelerde haydaran, bazı bölgelerde ise şikakilerle yaşadıklarından her iki tanım da geçerli kabul edilebilir. Emekli Vali Edip Yavuz'un Türk Kavimleri adlı eserinde, tüm Kürt aşiretlerini Türklerin birer boyu olarak gördüğü ve Ademanlıları da bir Türk boyu olarak tanımladığı belirtilir. Ademanlı adının Adem isminden geldiği ve asimilasyonun bir parçası olduğu ifade edilir. Ancak diğer kürdoloblar ve araştırmacılar bu görüşe karşı çıkarak bunun asimilasyonun bir parçası olduğunu düşünmektedirler. 1514 çaldıran savaşında İdriski bitlisi'nin çabalarıyla Osmanlı yanında yer alan Haydaran Konfederasyonu içindeki Ademanlılar da savaşa katılmıştır. Sultan Abdülhamit'in Pancistan politikası doğrultusunda Osmanlı Devleti, 1893 yılında Müşir Zeki Paşa önderliğinde Hamidiye alaylarını kurarak Kürtleri kullanmıştır. O alaylar içerisinde yer alan önemli aşiretlerden biri de Ademan aşiretidir. Ademan aşireti, Zilan ve Hecidaran aşiretleriyle birlikte Erciş Rivası'nda 525 süvari ve 550 piyade olmak üzere toplamda 1075 kişiyle destek sağlamıştır. Ayrıca Beyazıt sancağında da Ademanlar Hamidiye alaylarına dahil olmuştur. Kürt ve Kürdistan tarihi konusunda uzman olan Muhammed Zeki Emin Bey, Ademanlıların 1930 yılı itibariyle 1800 aileden oluştuğunu ve yarı göçebe bir aşiret olduğunu belirtir. Ademanlılar, Doğu Beyazıt yöresi ile Türkiye kiran sınırında yaşarlar ve tarım ile hayvancılıkla uğraşırlar. Şikekiler bir dönem Yezidi inancını benimsemiş olabilirler ancak Ademanlıların bu inanca geçip geçmediği kesin olarak bilinmemektedir. Günümüzde Ademanlılar tamamıyla Müslümandır ve Sunni inancını benimserler. Kürt ve Kürdoloji konusunda uzman olan Major Saune, 1918 yılında hazırladığı raporda Ademanlıların İran-Mırak sınırları ile Türkiye-Kiran sınırlarında yaşayan göçebe ve yarı göçebe bir aşiret olduğunu belirtir. 1930 yılında yaşanan Zilan Deresi katliamında hayatını kaybedenlerin çoğunluğunu Erciş ve Zilan bölgelerindeki Ademanlılar oluşturmuştur. Günümüzde Ademanlılar, Van, Ağrı, Kars gibi bölgelerde ve İran'a yakın İç ve batı Anadolu bölgelerinde yaşamaktadır. Adaman taifeleri arasında Şemsiki, Baduyi, Kemaski ve Tacduyi taifeleri Bayezid'e bağlı Zurova köyünde yaşadığından onlara Zurovalı da denir. Tanzimat'tan sonra Ademan veya Adamanlı tayfesinin yerleşim merkezleri Van ve Erciş olarak görünmektedir. Yaklaşık 1800 ailelik bir nüfusa sahip olan aşiret, yarı göçebe bir yaşam tarzını sürdürmektedir. 1850 tarihinde ise inzibatın sağlanması sürecinde Van sancağındaki aşiret ağlarına maaş bağlanmış, Adamanlı tayfesinin ası Ali aya 200 kuruş maaş verilmiştir.